Merhaba arkadaşlar. Bugün NetBilly yayınlarının Türkiye geneli 3. kurumsal deneme sınavını çözüyoruz. Siz de benimle beraber çözmek isterseniz açıklama kısmından soruların pdf'sini indirebilir, bana katılabilirsiniz. O halde haydi vakit kaybetmeden sorularımızı çözmeye başlayalım. İlk sorumuza baktığımızda gen aktarım sayesinde seçilen bir özelliğin başka canlılarda da olması sağlanır. Soğuk yaşayan bir balıktan alınan soğuğa dayanıklılık yeni çilek bitkisine aktarılıyor. Yapılan işlemler sonucunda soğuk havarda yetişebilen çilek bitkisi elde ediliyor denilmiş. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? Bakalım teker teker. A'da denilmiş ki çileğin daha soğuk havalarda yetişmesi her mevsim kolaylıkla çileğe ulaşılmasını sağlar. Evet sadece ılık ve sıcak iklimlerde değil arkadaşlar. Soğuk iklimlerde yetiştiriyorsak her mevsim ulaşma imkanımız olabilir. Bursa'ya geldiğimiz zaman geleneklerimiz sonucuna çilek bitkisinin yetiştirilebildiği bölgeler artmıştır. Evet arkadaşlar sadece yine ılıman bölgelerde değil çilek bitkisinin daha soğuk diyebileceğimiz yerlerde de yetiştirebiliriz. O yüzden bu yorumu da yapabiliriz. C'ye geldiğimiz zaman genetik tarama ile ilgili çalışmalarda genetik mühendisleri görev alır. Evet arkadaşlar buradaki meslek dalımız genetik mühendisleridir. Bu bilgiyi de doğru kabul edebiliriz. Denizli'ye geldiğimiz zaman biyoteknolojik çalışmalarda her zaman canlı için yararlı sonuçlar elde edilir. Arkadaşlar bu genetiği ile değiştirdiğimiz, genetiği üzerinde bazı oynamalar yaptığımız organizmaları da her zaman ifadesine takılıyoruz. Her zaman olumlu olmayabilir, her zaman yararlı olmayabilir. Bazı durumlarda arkadaşlar İstenilmeyen sonuçlar oluşabilir. Mesela alerjik durumlar ortaya çıkabilir. O yüzden burada her zaman dediği için arkadaşlar kabul edemeyeceğiz. O yüzden bu ifademiz yanlış olacak. Sorumuzda da, da yanlış sorduğu için Denizli işaretliyoruz. İkinci soruya baktığımızda aşağıda genetik yapısı aynı olan sirke sinek yumurtaları A ve B ortamlarında yetiştirildiğinde yumurtadan çıkan sirke sineklerinin fenotipleri verilmiştir. Ortamlarımıza bakacak olursak arkadaşlar birinde ortamın sıcaklığı 16 diğerinde 25 derece 16'da düz 25 derecede kırık kanalda çıkmış arkadaşlar. Yani çevrenin etkisiyle genlerin işleyişinde bir değişiklik olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ve bu neydi? Modifikasyondu. Bu sorumuz modifikasyonla ilgili bir soru. Çünkü arkadaşlar burada genetik yapısı aynı olan sirke sinekleri var. Şimdi bakalım teker teker bu olayla ilgili hangi yorumlar yapılabilir demilmiş bize. Bire baktığımız zaman 16 derecede yetiştirildiğinde düz kanatlı olan sirke sineğinin yumurtaları ortam sıcaklığının 25 derece olduğu yere götürüldüğünde kıvrık kanatlı sinekle oluşur. Evet arkadaşlar bu sirke sineği yumurtaları daha sıcak yerde yumurtadan çıktıklarında kıvrık kanatlı çıkıyorlarmış. O yüzden bu ifadeye doğru diyebiliriz. 2'ye geldiğimiz zaman sirke yumurtaları farklı sıcaklıklarda yetiştirildiğinde sineklerin farklı özelliklerde kanat yapılarına sahip olması genin yapısının değişmesinden kaynaklanır. Genin yapısı demiş arkadaşlar. Halbuki modifikasyon nedir? Genin işleyişidir arkadaşlar. İşleyiş olduğu için genin yapısı olmadığı için bu ifadeyi kabul edemeyiz ve 2 numara yanlış olur. 3'e geldiğimizde sirke sineklerinin bulunduğu ortamda farklı özellik göstermeleri bulundukları ortama adapte olduklarını göstergesidir. Adapte Deyince arkadaşlar adaptasyon diyor. Adaptasyonlar uzun yıllar boyunca oluşuyor arkadaşlar. Çevre şartlarından dolayı genlerin yapısında değişiklikler meydana geliyordu. Yani burada arkadaşlar anlık değişiklikler var. Bu bir modifikasyondur. Adaptasyon değildir. O yüzden bunu da kabul edemeyiz. Dörde baktığımızda sirke sineklerinin düz ve kırık kanatlı olması tür içi kalsal çeşitlilik sağlamaz. Tür içi kalsal çeşitliliğin diğer ismi neydi arkadaşlar? Varyasyondu. Burada bize denilseydi atıyorum 16 derece için. 16 derecede hem düz hem kıvrık kanatlar var. Veya 25 derece için hem düz hem kıvrık kanatlılar var deseydi arkadaşlar o zaman burada bir çeşitlilikten e bahsedebilirdik. Fakat burada ortam sıcaklığına bağlı olarak oradaki kanat şekli değişiyor. O yüzden bu bir varyasyon değildir. Burada zaten sağlamaz dediği için değil olması doğrudur arkadaşlar. Sağlamaz demesi doğrudur. Yani 1 ve 4 doğru 2 ve 3 yanlış olur arkadaşlar. Bize doğru olanları yapılabilir yorumlar sorduğu için 1 ve 4 alıyor ve B'yi işaretliyoruz. Üçüncü soruya baktığımızda bir araştırmacı basınç konusu ile ilgili aşağıdaki deneyleri yapıyor denilmiş. Birinci deneyde Bardağı ağzına kadar su ile dolduruyor, kağıdı hava almayacak şekilde bardağın üzerine kapatıyor ve bardağı ses çeviriyor. Sonra elini çekiyor. Kağıdın düşmediğini ve suyun dökülmediğini gözlemliyor. Arkadaşlar burada suyun dökülmemesini sağlayan nedir? Tabii ki de açık hava basıncıdır. Açık hava basıncı alttan oradan sıvı akışına veya oradaki kağıdın düşmesini engelliyor ve o, bu şekilde sistemin kalmasını sağlıyor. Arkadaşlar yani bu bir açık hava basıncıdır. Neyi diyebiliriz? Şuraya açık hava diye not düşelim İkinci deneyimizde arkadaşlar bir damacana neyi? Denilmiş ki ilk önce damacana dışarıdan ok yönde kuvvet uyguluyor. Ancak damacana içe doğru bükülmüyor. Sonra damacana içine yanan bir kağıt atılıyor. Damacananın kapağı kapatıldığında kağıdın söndüğünü ve damacanın kendiliğinden içeri doğru kendiliğinden içeri doğru büküldüğü görülüyor demiş. Arkadaşlar ilk durumda kapağım açıkken bunun içteki basıncıyla dıştaki basıncı arkadaşlar denk. Birbirine eşit. Daha sonra ben bunun içerisinde yanan kağıt atıp kapağı kapattığımda arkadaşlar içteki basınç düşüyor. Burada bulunan şuradaki gaz basıncı düşüyor arkadaşlar. Artık onun içerisinde var alçak bir basınç alanı var. Dışarıda ise arkadaşlar açık hava basıncım var. Açık hava basıncım bu sefer arkadaşlar içteki basıncı, basıncı yenebiliyor. Yani burada P0 daha büyük oluyor arkadaşlar içteki basınçtan. Bu durumda P0 daha büyük olduğu için ne yapıyor arkadaşlar? Bu damacanayı kendinden içi doğru büküyor Son damacına bükücü deneyi de var arkadaşlar. Yani bu deney de onu gerçekleştiriyor diyoruz. Yine burada açık hava basıncıya ilgili bir deney olduğunu görüyoruz. Buna göre bu deneylerden hangisine ulaşılamaz aşağıdaki ifadelerden denilmiş. Bakalım şimdi teker teker. A6 denilmiş ki araştırmacı yaptığı her iki deneyinde de açık hava basıncının varlığını ispatlamıştır. Evet her iki deneyde açık hava basıncı deneyidir. Bunu kabul edebiliriz. Beyada de denilmiş ki birinci bardağın ağzı kapatılarak ters çevrildiğinde suyun dökülmemesinin sebebi bardağın içindeki basıncın açık hava basıncını yenememesidir. Evet arkadaşlar orada açık hava basıncı oradaki suyun akışını kesiyor. Daha doğrusu kesiyor demeyelim engelliyor diyelim. O yüzden arkadaşlar bu da doğrudur. C'ye baktığımız zaman araştırmacı ikinci deneyde kağıdı yakarak açık hava basıncını arttırmış. Böylece damacanın içeri bükülmesini kolaylaştırmıştır. Arkadaşlar burada kağıdı yaktığı zaman amacı iç, içteki o damacanın içindeki basıncı düşürmektir. Dışarıdaki açık hava basıncına zaten müdahale edemez arkadaşlar. Dışarıdaki açık hava basıncını zaten düşüremez. O yüzden açık hava basıncını arttırmış değil açık hava basıncı aynı kalmış. Sadece damacanın içerisindeki basıncı azalmıştır. O yüzden bu ifade yanlıştır. Bunu kabul edemeyiz. Son ifademize baktığımız zaman araştırmacı birinci deneyinde bardak ters diken kağıdın ucunu biraz hareket ettirirse su dökülür. Evet arkadaşlar bu sefer sıvı basıncı baskın gelir ve oradan su hareketi oradaki sıvının dökülmesi gerçekleşir ve bu ifade de doğru olur. C'ye yanlış dedik sorumuzun doğru cevabı olarak C'yi işaretliyoruz. Dört de Furkan ve Meriç kendilerine verilen çok sayıda özdeş küplerle kum zemin üzerinde aşağıdaki düzenekler oluşturmuşlar ve gözlemledikleri sonuçları arkadaşlarıyla paylaşmışlardır denilmiş. Meriç ve Furkan hazırladıkları düzeneklerde kum zeminde oluşan izlerin derinliklerini ölçüp not ediyorlar. Buna göre yapılan deneyler ve gözlemlenen sonuçlar ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlış denilmiş arkadaşlar yanlış arıyoruz. Önce düzeneklerimize bakacak olursam birinci durumda Meriç 3 tane kutuyu yan yana koymuş yani 3 bölü 3'ten basıncından 1 Pascal diyebiliriz arkadaşlar. İkinci şeklindeyse şeklinde ise arkadaşlar yine 3 tane kutu kullanmış. Fakat bu sefer zemine basan 2 tanesi var. 3 bölü 2'den 1,5 Pascal diyebiliriz. Yani burada arkadaşlar yüzey alanı küçülmüş. Yüzey alanı küçülünce basınç değeri artmış. Meriç bunu test etmeye çalıştığını düşünebiliriz. Amacının bu olduğunu düşünebiliriz. Şıklarda bunu arayacağız. Furkana geldiğimizde arkadaşlar işte ne yapmış? İlk başta iki tane kutucuğu yan yana koymuş ve zemine basan iki tane var. O yüzden basınç 1 Pascal. İkinci durumda ise arkadaşlar 3 tanesi yan yana ve üçü de zemine basıyor. Zemine basan 3 tane var. Yine 1 Pascal. Yani arkadaşlar burada kutu sayısını arttırmış, zemine basan, ağırlığı arttırmış fakat yüzey alanı da aynı oranda arttığı için arkadaşlar basınç değeri değişmemiş. Furkan'la ilgili de bu cümleleri şıklarda arayabiliriz. Yanlış arıyoruz. Bakalım şimdi teker teker Aya baktığımızda, meriç katı cisimlerin yüzeye uyguladığı basınç yüzey alanına bağlı mıdır sorusuna cevap verebilir. Arkadaşlar yüzey alanı basınç ilişkisini inceliyorsak ne yapmamız lazım? Aynı ağırlıkta fakat zemine basan e, yüzey alanları farklı cisimler seçmem lazım. E, Meriç'in düzeyinde arkadaşlar aynı ağırlıkta. Her ikisi de üçer kutucuk fakat zemine basan yüzey alanları farklı mı? Evet farklı. Yani Merç'in için düzeneği ile bu test edilebilir. Bu soruya cevap verilebilir. O yüzden A'ya doğru diyebiliriz. B'ye baktığımız zaman Furkan'ın düzeneklerinin ikisinde de yüzeye etki eden kuvvetler ve zemine uyguladığı basınçlar eşittir. Arkadaşlar yüzeye etki eden kuvvet derken neyden bahsediyor? Tabii ki de ağırlıktan bahsediyor. Yüzeye etki eden kuvvet deyince biz burada G yazabiliriz. Ağırlık yazabiliriz arkadaşlar. Ağırlıklar eşit mi? Birinde 2 diğerinde 3 kutu var. Aynı eşit olamaz arkadaşlar. Yani eşit değildir. Semine uyguladığı basınç eşittir. Evet arkadaşlar kutuların duruş durumlarına göre basınçları eşit olduğunu zaten bulmuştuk. Basınçlar eşit fakat yüzeye etki eden kuvvet yani ağırlık eşit değildir. O yüzden bu cümlenin yarısı yanlış olduğu için yanlış kabul ediyoruz arkadaşlar. C'ye geldiğimiz zaman Meriç'in ikinci düzeneğinin kumda bıraktığı izin derinliği birinci düzeyinkinden fazladır. Hemen Meriç'e tekrar geri dönüyoruz arkadaşlar. Meriç'in ikinci düzeyinde 1.5 Pascal var. Birinci düzeyinde 1 paskal var. Yani 1.5 paskal daha derin iz bırakır. O yüzden bu da doğrudur arkadaşlar. Denizli'ye geldiğimiz zaman katı cisimlerin basıncının yere uyguladığı kuvvete bağlılığını test etmek için Meriç ve Furkan'ın düzeneklerinden birer tanesi kullanılabilir. Bu sefer arkadaşlar neyi test etmemiş? E, yere uygulanan kuvvet yani arkadaşlar Ağırlık ilişkisine bak demiş. Ağırlık ilişkisine bakıyorsak arkadaşlar neyi seçmemiz lazım? Yüzey alanları aynı. Ağırlıkları farklı seçmem lazım. Yani burada arkadaşlar şu iki düzeneyi seçecek olursam. E, Meriş'ten ikinciyi, Furkan'dan birinciyi seçecek olursam. Yüzey alanları her ikisinde de iki. Fakat ağırlıkları birinde iki diğerinde üç. O yüzden test edebilirim. Yani Meriç ve Furkan düzeneklerinden birer tanesini kullanmış olurum. O yüzden bu da doğrudur. Şuradaki cümlenin yarısı yanlıştı. O yüzden onu yanlış kabul etmiştik. Bursa doğru cevabımız oldu arkadaşlar. Beşinci soruda Kayra gittiği spor kursunda aşağıdaki gibi çeşitli hareketler öğreniyor. Bu hareketleri spor matının üzerinde yaparken her hareket sonrasında matta farklı derinliklerde izler oluştuğunu fark ediyor. Verilenlere göre Kayra'nın mat üzerinde oluşturduğu izlerin derinliklerini gösteren grafik aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir denilmiş bize. Ve ek bilgi olarak demiş ki bir ayağının yüzey alanı bir elinin yüzey alanından büyük, iki elinin toplam yüzey alanından küçük. Yani arkadaşlar ben burada değer vererek yaparsam soruyu daha hızlı çözerim. Birbiriyle kıyaslayarak da yapabilirsiniz. Fakat değer verirseniz daha hızlı olacağını düşünüyorum. Burada ayağa 3S diyecek olursam arkadaşlar. Burada şu da tek ayak var. Tek bir tane 3S yazıyorum. Elleri daha küçükmüş. Ellerini de 2S yazalım arkadaşlar. 2S, 2S yazdık. E, i̇ki elin toplamından daha küçük mü ayağı oldu. Yani 2S uygundur. Buraya geldiğimiz zaman iki tane ayak var. O yüzden şuraya ikisinin toplamı olan 6S'yi. iki tane el var. Onların toplu olan, toplamı olan 4S'yi yazayım arkadaşlar. Bir de ağırlık değeri verelim. 2 ile 3 ile 6 ile bölünmesi kolay. Hadi arkadaşlar burada kayranın ağırlığı 30G olsun. Hepsi için 30G olduğunu varsayalım. Nasıl olsa bölme yapacağız. Oranlarına bakacağız. Birbiriyle kıyaslayacağız arkadaşlar. Şimdi her bir durum için katı basıncım neydi arkadaşlar? Ağırlık bölü yüzey alanıydı. Ee, başlangıç durumunda 30 bölü yere basan 6 sayısı var arkadaşlar toplamda. 30 bölü 6'dan 5 Pascal veya 5P diyelim şuraya PA diyelim 5 Pascal olduğunu söyleyebiliriz. Birinci harekete geldiğimiz zaman 30 bölü 3'ten bu sefer arkadaşlar kaç çıktı? 10 Pascal. 2 iki katı. İkinci harekete geldiğimiz zaman 30 bölü bu sefer arkadaşlar yere basan 4 tane var. 34'e bölürsek ne yapar? 7,5 paskal çıkar. Ve son hareketimize baktığımız zaman 30 bölü. Yere basan toplam 10 var arkadaşlar. 3 Pascal çıkar. Şimdi grafiklerde arkadaşlar bunları karşılıklarını bulmaya çalışacağım. En büyük değerim nerede var arkadaşlar? Birinci harekette var. Birinci harekette en büyüğü arıyoruz. Birinci harekette en büyük var mı? A'da var. B'de yok. C'de yok. D'de var. Yani Bursa'yla Denizli zaten yalan oldu. A ve D arasında kıyaslayacak olursam arkadaşlar. ikinci sırada hangisi olacak? 7.5 Pascal var burada. 7.5 Pascal'lık ikinci hareket olacak. İkinci sırada e, burada ikinci hareket var mı? Var. Burada arkadaşlar hayır başlangıç hareketini ikinci sıraya koymuş. O yüzden bunu da kabul edemem. Diğerlerine de bakacak olursam arkadaşlar. Üçüncü sırada başlangıç son sırada üçüncü hareket olacak. Hepsini geç sağlıyor arkadaşlar A seçeneği. O yüzden sorumuzun doğru seçeneği A seçeneğidir diyebiliriz. Altın soruda aşağıda periyodik tablodan bir kesit verilmiştir. Periyodik tablodaki bazı elementler yıldız, kare, üçgen, daire sembolü ile gösterilmiştir. Buna göre bu elementlerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur demiş. Doğru arıyoruz. A'ya baktığımız zaman yıldız elementi ile kare elementinin katman sayıları aynıdır denilmiş. Arkadaşlar yıldızın katmanı kaç tane? Tabii ki de bir tane. O hidrojendir arkadaşlar. E, kareye geldiğimiz zaman arkadaşlar Karenin kaç tane katmanı var? 2 tane katmanı var. İkinci periyotta arkadaşlar. O yüzden katman sayıları aynıdır demiş. Yanlıştır. Aynı değildir. Bursa'ya bakalım. Üçgen elementi ile daire elementlerinin son katmandaki elektron sayıları aynıdır. Hemen üçgene bakıyorum. Üçgen arkadaşlar helyum. Helyumun zaten bir tane katmanı var. Orada da ne var? İki tane elektronu var. Buraya geldiğimiz zaman arkadaşlar 2, 8, 2 numara olan yani 12 olan Magnezyum arkadaşlar. En en dış yani en son katmandaki elektron sayılır demiş arkadaşlar. Bunun da iki, bunun iki. O yüzden doğrudur. Aynıdır diyebilirim arkadaşlar. C'ye gelelim. Kare elementi metalik özellik gösteren atom numarası en büyük olan elementtir. Burada arkadaşlar atom numarası en büyük olan ne olacak? En alt periyotta olan olacak arkadaşlar. En alt periyotta olan burada dairedir. Zaten kare arkadaşlar metal değil bir A metaldir. Orada 9 numaralı flor var arkadaşlar. O yüzden e, bu ifade de yanlış oldu. Soncuya baktığımız zaman yıldız elementi bulunduğu gruptaki elementleriyle aynı kimyasal ve fiziksel özelliklere sahiptir demiş. Arkadaşlar yıldızımız kimdi? Hidrojendi. Hidrojen kendi grubunun aksine gidiyor arkadaşlar. Kendi grubundakilerin hepsi metalken hatta alkali metal ismini alıyorken arkadaşlar hidrojen neydi? Bir ametaldi arkadaşlar. Kendi grubundan farklı özellikler gösteriyordu. O yüzden bu da yanlıştır. Sadece arkadaşlar nerede o? B seçeneği doğru oldu. B'yi bu sebepten işaretliyoruz. 7. soruya baktığımızda ser öğretmen fiziksel ve kimyasal değişimleri konusunu anlattıktan sonra aşağıdaki etkinliği öğrencileriyle birlikte yapıyor. Öğrenciler cümleleri okuyarak verilen örneklerin fiziksel ya da kimyasal değişim olduğuna karar vereceklerdir. Örneklerden fiziksel değişim olanların yanına F, kimyasal değişim olanların yanına K harfi yazılarak tablo doldurulacaktır. Stewartman yaptığı etkinlikte Ekin'in tüm örnekleri doğru cevapladığını, İbrahim'in ise fiziksel ve kimyasal değişim örneklerini karıştırdığını, fiziksel yerine kimyasal, kimyasal yerine fiziksel yazdığını fark ediyor. Buna göre arkadaşlar nasıl doldururuz tabloyu? Bize bunu sormuş. Şimdi öncelikle biz bir tabloyu dolduralım. Bizim doldurduğumuz doğru tabloyu da ekin için arayalım arkadaşlar. Kömürün yanması. Her türlü yanma arkadaşlar kimyasaldı. Yani ilk başta kimyasalla başlayacağız. Hemen B seçeneği gitti. C seçeneği gitti. A ve D üzerinden devam ediyoruz arkadaşlar. Mumun erimesi demiş arkadaşlar. Erim olayı hal değişimiydi. O yüzden fizikseldi. Hala Devam ediyoruz. Ya da arkadaşlar tablonun tamamını dolduralım. En son kontrol ederiz. Besinlerin küflenmesi. Küflenme kimyasaldı. Suyun oksijen ve hidrojen elementlerine ayrılması. Arkadaşlar burada elektroliz var. Kendisi oluşturan ayrılması var. Bu bir kimyasal bir olaydır. Fotosentez yapması. Fotosentez de kimyasal bir olaydı. Besin sentezlemek vardı. Elmadan sirke yapılması. Yine arkadaşlar bu bir kimyasal olaydı. Kar oluşması. Bu bir hal değişimidir arkadaşlar. Hal değişimi olduğu için fizikseldir. Petrolün damıtılması. Yine burada arkadaşlar petrol ne yapılıyordu? Kaynama noktası farkından dolayı kendisini oluşturan içerisindeki e, petrol karışımı içerisindeki benzidir, mazotur, oildir veya diğer e, ürünler gibi arkadaşlar e, bölümle ayrılıyordu. Bir karışımla ayrılması olduğu için yine fizikseldir diyebiliriz. Yani arkadaşlar KF KKK Bakalım KF 4 tane K 2 tane F Ekininkiler doğru. Burada da Yine ekininkiler doğru. Şimdi İbrahim için tam zıttına bakacağız. İbrahim arkadaşlar burada e, ne yapmış? Ekininkinin aynısını yapmış arkadaşlar. Aynısı değil, zıttını yapacaktı. Onun K olduğu yerde onun F olacaktı. O yüzden burası yanlış oldu. Bursa zaten yanlıştı. Ceyhan zaten yanlıştı. O halde Denizli doğru olması lazım. Yine de kontrol edelim. Tam zıttını yapmış mı bakıyorum. Evet, tam zıttını yapmış. O yüzden Denizli sorumuzun doğru cevabı olacak. 8'e baktığımızda fen bilimleri laboratuvarında yapılan deney ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Bakalım ne yapılmış arkadaşlar. Bir X sıvısı Y sıvısının üzerine dökülmüş ve döküldükten sonra ne olmuş? Kaptaki sıvının rengi değişmiş. Kaptan gaz çıkmış ve kap ısınmış. Demek ki arkadaşlar burada ne olmuş? Bir kimyasal tepkime gerçekleşmiş. E, bunu da gaz çıkışından, kabın ısınmasından veya renk değişiminden anlıyoruz. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Bakalım. X ve Y sıvıları tepkimeye girmiştir. Evet arkadaşlar daha demin söyledik. Burada gerçekleşen olaylardan kimyasal bir tepkime olduğunu anlıyoruz. Bursa'ya baktığımız zaman ikinci durumda kapaktaki yani kaptaki demeye çalışmış herhalde. Sıvının tanecikleri X ve Y maddelerin taneciklerinden farklıdır demiş. Arkadaşlar burada kimyasal tepkime sonucunda yeni bir madde oluşmuştur. Yeni bir madde de ne yapar arkadaşlar? X ve Y'nin özelliklerini taşımaz ve yeni bir madde oluşur. O yüzden farklı demesini doğru diyebiliriz. C'ye geldiğimiz zaman sıvıların karıştırılmasıyla oluşan yeni atomların bir kısmı gaz halinde kabı terk etmiştir. Arkadaşlar burada X ve Y bir araya geldikleri zaman bunları bir arada tutan bağlar kırılıp Yeni bağlar oluşabilir arkadaşlar. Yeni bir madde e, meydana gelebilir. Fakat e, bu madde yeni atomlar içermez arkadaşlar. X ve Y'nin atomlarının e, bir araya gelmiştir veya bazılarının yer değiştirmesidir gibi düşünebiliriz. Fakat yeni bir atom e, meydana gelmez. O yüzden yeni atom ifadesinin dolayı bu cümle yanlış olacak. Denizli'ye geldiğimiz zaman ikinci durumda kapta kalan sıvının kütlesi x ve y'nin e, kütlelerin toplamının azdır. Evet arkadaşlar x ve y'nin e, şayet kap kapalı olsaydı arkadaşlar e, aynı olurdu. Fakat bir kısmı gaz olup uçup gittiği için toplamından daha azdır diyebiliriz. O yüzden bu da doğrudur. Hangisi yanlış oldu? C yanlış oldu ve C'yi sorumuzun doğru cevabı olarak işaretliyoruz. 9'a bakalım. Özdeş kaplarda bulunan KLM düzeltinin pH değerleri sırasıyla 2, 6 ve 13'tür. Hemen buraya yazıyorum arkadaşlar. K, L ve M. Şöyle 2, 6 ve 13. Bu durumda arkadaşlar K bir asit oluyor. L bir asit oluyor. M de bir baz oluyor. Bu çözeltileri aşağıdaki gibi birbirleriyle karıştırılıyor ve sonuçlara gözlemleniyor. Birinci işlem. Boş bir kap içerisine eşit miktarda K ekleniyor. Birinci işlemde arkadaşlar bir kabımız içerisine K ve L konulmuş. Arkadaşlar bunların pH'i 2 ile 6 idi. O halde bu ikisi karıştığı zaman pH'i yaklaşık 4 civarlarda arkadaşlar bir asitimiz meydana gelecek. Çünkü eriksit asit olduğu için çözeltide yine asitlik olacaktır diyebiliriz. İkinciye geldiğimiz zaman kabın içerisine bu, bu kez arkadaşlar K ve M eklenilmiş. Yine eşit miktarlarda olduğunu söylemiş bize. K ile M'den eklersek arkadaşlar. Birinin pH 2 diğerinin 13. Yani bu durumda pH'miz ne olacak arkadaşlar? 6.5 yapıyor tam bölersek 2. Ee, düzeltiyorum 7.5 yapıyor arkadaşlar bölersek 2. Yaklaşık 7.5 civarları diyelim. Şayet 7 ise nötr. Şayet 7.5 ise arkadaşlar ee, baz olacak. Yani o civarları nötr baz arasında bir yerde olacak arkadaşlar. Üçüncüye baktığımız zaman ise. L ve M bir araya konmuş arkadaşlar. L ile M'yi karıştırdığımız zaman yine eşit miktarlarda olduğunu söylemiş. Ne yapar? 19. 2'ye bölersek arkadaşlar yaklaşık 9.5. Yani bunun da baz olmasına bekleriz. Bu durumda arkadaşlar hangisine ulaşılamaz demiş. Teker teker şimdi seçeneklerimi okumaya başlayabilirim. A'da ikinci işlem sonucunda kaptaki çözeltide renk değişimi gözlenir ve son durumdaki çözeltinin pH değeri yaklaşık 7 olabilir. Evet arkadaşlar 7,5 civarlarında dedik. Tabi burada asitlerin ve bazılarının kuvvetliliklerine göre arkadaşlar bu hepsi için yaklaşık değerler söylüyoruz. O yüzden biz 7.5 yazdık ama yaklaşık 7 civarlarında demesini yanlış kabul edemeyiz. Doğru olabilir arkadaşlar. 7 civarlarında diyebiliriz. B'ye baktığımız zaman birinci işlem sonucunda kaptaki çözeltinin pH değeri K çözeltisinin pH değerinden fazladır ve çözelti cildi tahriş edebilir demiş. Arkadaşlar birinci işlem sonucunda kaptaki çözeltimizin pH'i yaklaşık 4 dedik. K çözeltimiz 2. 2 olduğuna göre arkadaşlar evet daha fazla mı daha büyük bir evet doğrudur. Cildi tahriş edebilirim arkadaşlar. Hala bir asit. Asit olduğu için arkadaşlar cildi tahriş edebilir. O yüzden bu cümleye de doğru diyebiliriz. C'ye gelelim. Üçüncü işlem sonucunda tuz ve su oluşur. Üçüncü işlem sonucunda arkadaşlar e, meydana gelenler nedir? Bir asit bir baz. Altı olan asit de arkadaşlar e, 13 olan baz idi. Yani asitle baz bir araya geldiği zaman tuz ve su oluşabilir mi? Evet oluşabilir. Fakat bu tuzun e, özellikleri veya o kaptaki maddelerin toplam karışımı daha bazik olacak yani tuz ve su oluşur ifadesi doğru ama bazik bir tuz ifadesini de eklerse yine doğru diyebiliriz. Fakat bu bilgi yanlış değildir. Bu da doğrudur. Sonuncuya geldiğimiz zaman 3 işlem sonucunda elde edilen karışımların pH değerleri arasındaki ilişki 1 büyüktür 2 eşittir e, 2 büyüktür 3 demiş. Şöyle 1 büyüktür 2 büyüktür 3 demiş. Hemen bakalım arkadaşlar hangisi daha büyük? 3 büyüktür 2 büyüktür 1 dedik aynısı mı hayır tam tersi o yüzden bu en ulaşılamaz olan e, o yüzden denizli işaretliyoruz sorumuzun doğru cevabının D olduğunu söylüyoruz. 10. soruda bir maddenin asit mi yoksa baz mı olduğunun belirlenmesine çeşitli araçlar kullanılır. Bu araçlardan bir tanesi de pH ölçeğidir. Aşağıda asit, baz, tuz olduğu bilinen X, Y ve Z sıvılarına uygun uygulanan işlemler verilmiştir. X sıvısı sırasıyla Y ve Z sıvı ile karıştırılıyor. Karıştırıldıktan sonra kaplarda gerçekleşen değişimler aşağıdaki gibi yazılıyor. X artı Y karışım sonrasında kabın dibinde bir miktar katı çökelte oluşuyor. Arkadaşlar bu katı çökelte oluşması ne demek? X ile Y'nin birbirleriyle tepkimeye girdiklerini anlamaya geliyor. Kimler birbiriyle tepkime gelir? Asitler bazlarla, bazlar asitlerle. Yani ben şuraya x, y ve z yazacak olursam arkadaşlar. Bu x ve y'den biri asit, diğeri baz. Veya bu baz, bu asit olmak zorunda. Bu durumda arkadaşlar Z'ye ne kaldı? Z demek ki arkadaşlar mutlaka ve mutlaka tuz olmak zorunda. Devam edelim. X artı Z karışımı sonrasında kaptaki çözeltinin pH değerinin 7'den büyük olduğu görülüyor. Arkadaşlar Z'nin tuz olduğunu bulduk. yani onun pH'i 7'dir pH'in 7'den büyük olması için arkadaşlar e, bu durumda ona karıştırılan X'in ne olması lazım? 7'den büyük olması lazım. Yani demek ki şu arkadaşım pH değeri büyüktür 7. E pH 7'den büyük olanlar da kimlerdir arkadaşlar? Tabii ki de bazlardır. Demek ki X bir asit değilmiş bir bazmış. Bu durumda Y7 ne kalıyor arkadaşlar? Asit kalıyor. Artık bütün maddelerimin cinslerini bildiğime göre yanlış olanı bulmaya çalışıyorum. A da demiş ki X çözeltisinin pH değeri 10. Y çözeltisinin pH değeri 2 ise Z çözeltisinin pH değeri 7 olabilir. X bir bazdı 10 olabilir. Y bir asitti 2 olabilir. Z tuzdu 7 olabilir. O yüzden bu doğrudur arkadaşlar. B'ye baktığımız zaman X çözeltisinin pH değeri 7'nin üzerinde ise ki öyle. Y çözeltisi metalleri etkileyerek onları aşındırır. Y asittir arkadaşlar. Metalleri aşındırır. Bu ifade de doğrudur. C'ye bakalım. X çözeltisi ele kayganlık hissi veriyorsa evet bazılar ele kayganlık hissi verir bu kısmı doğru. Z çözeltisinin tadı acı olabilir. Arkadaşlar bazıların tadı acıydı. Tuzların tadı tuzlu. O yüzden acı değildir. O yüzden burası yanlış oldu. Bu cümlem Yanlış kabul ediyoruz artık. Denizli'ye baktığımız zaman X, Y, Z çözeltilerinin su çözeltileri elektrik akımını iletir. Arkadaşlar asitler, bazlar, tuzlar ortak özelliği neydi? Elektrik akımını iletiyordu her üçü de. O yüzden bu da doğrudur. Hangisi yanlış oldu? Ceyhan yanlış oldu. Ceyhan işaretliyoruz. 11'e baktığımızda periyodik tablodan seçilen bir elementin oda koşullarında gaz halde olduğu bilinmektedir denilmiş. Oda koşullarında gaz halde ise arkadaşlar bu elementin nedir? Ya bir ametaldir ya da arkadaşlar bir soy gazdır. Yarı metal veya metal olma şansı var mı? Yok arkadaşlar. Onlar oda sıcaklığında katı oluyorlar. Nadiren sıvı olan da var ama e, genellikle neydi arkadaşlar? Onlar katıydı. Bu elementle ilgili 1-2-3 yargılandığında hangileri kesinlikle doğrudur demiş arkadaşlar. Yani burada kesinlikle dediğine göre iyice dikkat edelim. Bir de periyodik tablanın sağ tarafında yer alırlar. Arkadaşlar periyodik tablonun sağ tarafında A metallerim var, soy gazlarım var. Ancak bir de arkadaşlar oyun bozanım var. Kim o? Hidrojen. Hidrojen neredir arkadaşlar? Periyodik tablonun sağ tarafında mıdır? Hayır. Periyodik tablonun en solunda en üstte arkadaşlar. Yani A metallerin tamamı sağ tarafta değil. Bir tane oyun bozulduğundan dolayı ve kesinlikle denildiği için bunu kabul edemiyoruz. Bunu çarpılıyoruz arkadaşlar. Elektriği iletmez. A ve soy gazların hepsi arkadaşlar elektrik iletkenliği açısından zayıftırlar veya hiç iletmeyenleri de var arkadaşlar. O yüzden bu ifade doğru diyebiliriz elektron alma eğiliminde diler. A metallerim elektron alma eğiliminde. Fakat soy gazlar arkadaşlar elektron alır mı verir mi? Hayır. Hiç etliye sütlüye karışmaz arkadaşlar. O yüzden soy gazları da düşünürsek bu da yanlış oldu. Yani 1 ve 3 e, gitti. Geriye ne kaldı arkadaşlar? Yalnız 2 kesinlikle doğru oldu. Hemen A'da onu bularak şartlıyoruz. 12. soruda Abdullah Bey tatil için gideceği Antalya ilinin 5 günlük hava durumunu tablodaki gibi incelemiştir. Verilen tabloya göre 1 2 3 ifadelerinden hangileri Doğru denilmiş bize. Bakalım cümlelerimize. Abdullah Bey'in tatil yapacağı günler oldukça sıcaktır. Evet arkadaşlar 27 derece düşükler var. 36 yüksekler var. Oldukça sıcak. Ve kesinlikle yağış görülmeyecektir. Şuradaki kesinlikle altın selim. Burada arkadaşlar bir bit yeniği var. Bu yüzden yanına şemsiye almasına gerek yoktur. Arkadaşlar bu cümle yanlıştır. Hem de şu altın çizdiğimiz değerden dolayı yanlıştır. Hava durumu arkadaşlar nedir? Tahminidir. O yüzden kesinlikle ifadesini burada kullanamayız. Ki zaten arkadaşlar nem değerlerine bakacak olursak nemin çok yükseldiği günlerde yağış olabilir mi? Olabilir. Çünkü havadaki su buharı miktarı artıyor. O yüzden burada kesinlikle yerine tahmini bir değer verilmesi lazımdı. O yüzden bu cümle yanlıştır dememiz lazım. İkiye geldiğimiz zaman. Gün içerisinde yaşanacak sıcaklık değerleri değişkenlik gösterebileceği için rüzgarın yönü ve şiddeti değişkenlik gösterebilir. Evet arkadaşlar yine bu hava durumu anlık değişebilir. O yüzden buradaki rüzgar yönü rüzgarın şiddeti değiş değişkenlik gösterebilir. O yüzden bu ifadeye doğru diyebiliriz. 3'e geldiğimiz zaman hazırlanan bu tablodaki bilgiler meteorologların uzun yıllar boyunca yaptığı. Burada uzun yılların hemen altını çiziyorum. Gözlemle ile elde edilir. Arkadaşlar meteorologlar ne yapar? E, sadece o günün tahmini yaparlar. Uzun yıllar yıllar hakkında çalışan, uzun yıllar hakkındaki bilgileri toplayan arkadaşlar iklim bilimcileridir. Yani klimatologlardır. Meteorologlar günlük veya haftalık tahminlerde bulunur. O yüzden şu uzun yıllar ifadesinden dolayı bu cümle de yalan oldu. Yalnız iki doğru oldu. Ve o yüzden Bursa'yı işaretliyoruz. 13. soruda Aşağıda Yiğit Bey'in iş gezisi için seyahat ettiği şehirler verilmiştir. Yiğit Bey Ankara'dan başlayan gezisine Türkiye'de kış mevsiminin başladığı tarihte çıkıyor. Seyahat programı sırasıyla aşağıdaki gibidir demiş. Arkadaşlar kış mevsimi bizim ülkemizde ne zaman başlar? 21 Aralık'ta başlar. Demek ki 21 Aralık'ta nereye yol çıkmış? Peru'ya çıkmış arkadaşlar. Peru'ya gitmiş. 21 Aralık'ta aynı gün varmış arkadaşlar. Aynı gün şurada yazıyor zaten. 21 Aralık'ta Peru'ya varmış ve 2 ay orada kalmış. 21 Aralık'tan 2 ay sonrasına gidecek olursak 21 Ocak 21 Şubat. 21 Şubat'a doğru yazalım. Peru'da arkadaşlar 21 Aralık'ta 21 Şubat arasında ne olur? O hemen mevsimini de yazalım. Tabii ki de arkadaşlar burada yaz mevsimi başlar. Geçtik şimdi. Çin'e gideceğiz arkadaşlar. 21 Şubat'ta atladık uçağı ve Çin'e doğru yolculuğumuza gittik. 21 Şubat'ta Çin'deyiz. 2 ay da orada kalacak. 21 Şubat'tan 21 Mart ve 21 Nisan. 21 Nisan. Buradaki mevsimi de yazalım arkadaşlar. 21 Şubat'ta arkadaşlar kış var. 21 Mart geldiği zaman ilkbahar başladı. 21 Nisan'da da hala ilkbahar var. Yani Çin'de hem kışı hem ilkbaharı görmüş oldu diyebiliriz. 21 Nisan'da artık Çin'deki süresi dolduktan sonra nereye gidecek arkadaşlar? Kanada'ya gidecek. Buyurun uçalım. Şöyle uçtum buraya. Kanada'ya geldiğinde tarihimiz 21 Nisan. Arkadaşlar ne kadar orada kalıyor? 3 ay kalıyor. Peki o halde 21 Mayıs, 21 Haziran, 21 Temmuz. Yani 21 Temmuz'a kadar burada. Şu an arkadaşlar Kuzey Yarımköy'de olduğumuza göre 21 Nisan'da ne var? İlkbahar mevsimi var. 21 Haziran geldiği zaman yaz başlayacak ve arkadaşlar Temmuz'da da yaz var. Yani Kanada'da ilkbahar ve yaz mevsimlerini geçirdi ee, Yiğit Bey. Artık Avustralya'ya gidecek arkadaşlar. Ne zaman Avustralya'ya gitti? 21 Temmuz'da. Hadi onu da şöyle dıştan çizelim. 21 Temmuz'da geldi Avustralya'ya. 3 ayda burada kaldı. Temmuz, Ağustos, e, Ağustos 1 ay, Eylül 2 ay, Ekim 3. ay arkadaşlar. Yani 21 Ekim'e kadar burada kaldı. Buraya geldiğinde 21 Temmuz tarihinde arkadaşlar burada kış yaşanıyordu ve artık e, 21 Ekim demiştik şunu yazalım. Ve arkadaşlar 23 Eylül geldiği zaman kıştan neye geçti? İlkbahara geçti. Ekim ayında da ilkbahara yaşayacak. Yani burada da kış ve ilkbahara yaşadığını söyleyebiliriz. Şimdi Yiğit Bey 10 aylık seyahat programı sonrasında ülkesine dönüyor. Artık ne yapıyor arkadaşlar? 21 Ekim'den sonra da tekrar geri dönüyormuş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Teker teker bakalım. Yiğit Bey seyahat gittiği ilk ülkede kendi ülkesiyle aynı mevsim yaşar. Arkadaşlar 21 Aralık'ta burada kış başlamıştı bizim ülkemizde. Gittiği ilk ülke Peru'ydu. Peru'da kış var mı? Yok. Orada yaz var. O yüzden bu ifade yanlıştır. Daha A'da cevabımızı bulduk. Hemen ama diğerlerinde bakalım. Diğerlerinde de hata var mı? Bulmaya çalışalım. B'ye geldiğinde Yiğit Bey Ekinox tarihlerden birini Kuzey Yarımköy'de diğerini Güney Yarımköy'de iken yaşamıştır. Arkadaşlar Ekinox tarihleri neydi? 21 Mart ve 23 Eylül. Arkadaşlar 23 Eylül'ü Güney Yarımköy'de yaşadı. O yüzden hemen bu doğru. E, 21 Mart'a bakalım. 21 Mart'ı nerede yaşadı arkadaşlar? 21 Mart'ı da Çin'de yaşadı. Yani Kuzey Yarımköy'de yaşadı. O yüzden bu da doğrudur. O yüzden e, B seçeneği doğrudur diyebiliriz. C'ye gelelim. Yiğit Bey seyahati boyunca hiç sonbahar mevsimi yaşamamış. Ancak uzun bir süre ilkbahar mevsimi yaşamıştır. Yaz var arkadaşlar. ilkbahar var. ilkbahar var. Kış var. ilkbahar var. Bir sürede yaz var arkadaşlar. Yani hiç sonbahar var mı? Yok. Bolca ilkbahar var. O yüzden bu ifade de doğrudur. Denizli'ye geldiğimiz zaman Yiğit Bey seyahatinin son durağında kış ve ilkbahar mevsimlerini yaşamıştır. Son, son durağı neresiydi? Avustralya'ydı arkadaşlar. Avustralya'da kış ve ilkbahar mevsimlerini yaşamış mı? Yaşamıştır. O yüzden bu da doğrudur. A seçeneği yanlış oldu. Sorumuzun doğru cevabı olarak şartlıyoruz. 14'e geldiğimiz zaman aşağıda dünyanın güneş etrafında dolanırken bulunduğu bazı kurumlar numaralarla verilmiş. Dünya üzerinde bulunan K ve L şehirleriyle ilgili açtık işte ifadelerden hangisi yanlış diye bir soru sormuş arkadaşlar. Bakalım teker teker. K şehri günün yarım kürede ise. Peki dünyanın güneşe en yakın olduğu tarihte burada yaz mevsimi yaşanır. Dünyanın güneşe en yakın olduğu arkadaşlar şekillerine alınacağımız üzere 4 numara arkadaşlar. 4 numarada şöyle ekvator çizecek olursam. Ekvator çizgisinin alt tarafında bulunan güney yarım küre arkadaşlar. Güneş ışınları ne yapıyor? Daha dik geliyor. Yani güney yarım küre arkadaşlar yazı yaşıyor diyebiliriz ve arkadaşlar K günü yarım kürede olduğuna göre yaz yaşar. Bu ifade doğrudur. Bursa'ya bakalım. L şehri kuzey yarım kürede ise dünya bir konumundan iki konumuna gelirken L şehrinde gündüzler uzar, geceler kısılır demiş. Arkadaşlar 1 ile 2 arasında kuzey yarım küre inceleyelim. Yine ekvatorları çizecek olursam. Bu sefer arkadaşlar 2'ye geldiği zaman kuzey ne yaşayacak? yazı yaşayacak. Yukarıda da arkadaşlar ne yaşıyordu? İlkbahar yaşıyordu. Yani ilkbahardan yaza doğru gelirken e, kuzey yarım için gündüzler uzar diyebilir miyim? Evet diyebilirim. L şehrin de kuzeyde olduğunu varsayalım demiş. O yüzden bu ifadeye de doğru diyebiliriz. C'ye bakalım. K ve L aynı yarım kuyede ve K şehri daha kuzeyde ise gündüzler her zaman K şehrinde L şehrine göre daha uzundur. Hemen arkadaşlar şöyle dünyamızın şeklini buraya yapalım. Demiş ki K ve L aynı yörümkürede ve K daha kuzeyde olacak. Demek ki L'yi buraya, K'yi buraya yapalım. Arkadaşlar şayet yaz yaşanıyorsa evet K'de daha uzun gündüzler yaşanabilir. Fakat kış yaşanıyorsa K'de daha uzun gündüzler yaşanır mı? Hayır. Daha uzun geceler yaşanır. O yüzden her zaman dediği için yanlıştır arkadaşlar. Yazın gündüzler daha uzun, kışın geceler daha uzun olacak. Bunu kabul edemedik. Yanlışımızı bulduk. Yine de Denizli'ye de bakalım. K ve L şehirleri güney yarım kıyıda ve L şehri daha güneyde ise özdeş isimleri 21 Haziran tarihindeki öğle vakti oluşan gölge boyu L şehrinde daha uzundur. Ne demiş arkadaşlar? Bu sefer K'yi yukarıya koyalım. L'yi daha güneye koyalım demiş. Ve arkadaşlar 21 Haziran dediğine göre görünüş ışınları buraya ne yapacak? E açıyla gelecek. Yani kış mevsimi yaşayacaklar. Kış mevsiminde e, güney yarımkürede e, gölge boyu zaten uzun. Ve güneye gidildikçe arkadaşlar e, gölge boyunu uzama miktarı ne olacak? Artacak. O yüzden daha uzun demesi doğrudur. Zaten C'de biz yanlışımızı bulduk ve sorumuzun doğru olarak doğru cevabı olarak C'yi şartlıyoruz. 15. soruda arkadaşlar deniz kıyılarında gündüzleri denizden karalara doğru esen rüzgarlara deniz meltemi ne yapıyormuş? Denizden karaya doğru esiyormuş. Denizden karaya doğru esiyorsa arkadaşlar, Deniz deniz meltemi ismi demek ki burada yüksek basınç alanı var. E, karada ise arkadaşlar alçak basınç alanı vardır. Geceleri karadan denize doğru esen rüzgarlara ise kara meltemi denir. Bu sefer arkadaşlar yönümüz diğer tarafa doğru. Şöyle kalınca çizelim. Bu sefer Karalarımız yüksek basınç alanı, denizlerimizde arkadaşlar alçak basınç alanı olduğunu söyleyebiliriz. Devamına bakacak olursak gündüz nemin fazla olmasından dolayı yavaş ısınan vadilerden daha doğru esen rüzgarlara vadi meltemi. Yani arkadaşlar bu durumda vadilerimiz yüksek basınç alanı daha geç ısındığı için daha yamaçları ise arkadaşlar daha çabuk ısındığı için alçak basınç alanını temsil ediyor. Gece olduğunda ise arkadaşlar bu sefer ne oluyormuş? Dağ yamaçları daha çabuk soğuyormuş. Gece dağdan vadiye doğru esen rüzgarlar ise dağ meltemi denir demiş. Yani bu sefer arkadaşlar daha hızlı soğuyan dağ yamaçları yüksek basınç alanlarına yüksek basınç alanlarına daha geç soğuyan e, vadi tabanı ise arkadaşlar alçak basınç alanını temsil ediyor diyebiliriz. Verilen bilgilere göre 1-2-3 ifadelerinden hangileri doğrudur denilmiş. Bakalım teker teker. Gündüzleri deniz yüksek basınç bölgesidir. Evet biz de öyle yazdık. Buradaki havanın yoğunluğu karadakinden daha fazladır. Evet arkadaşlar yüksek basınç bölgesinde havanın yoğunluğu daha fazla oluyordu. O yüzden birinci ifademiz doğrudur diyebiliriz. İkiye geldiğimizde dağ ve vadi arasındaki sıcaklık farkının fazla olması bu iki bölge arasında oluşan rüzgarların şiddetinin fazla olmasını sağlar. Arkadaşlar yüksek basınç ile alçak basınç arasındaki basınç farkı sıcaklıktan gelirdi arkadaşlar. Sıcaklık farkı fazla olursa basınç farkı fazla olur. Bu sebepten de arkadaşlar rüzgarın şiddeti artardı arkadaşlar. O yüzden bu ifadeye de doğru diyebiliriz. Üçüncüye geldiğimiz zaman gündüz saatlerinde dağ yamaçları vadilerden daha hızlı ısınır, gece daha hızlı soğur. Evet arkadaşlar güneşi alan dağ yamaçları daha hızlı ısınıyordu, daha çabuk soğuyordu. O yüzden e, bu ifadeyi de doğru diyebiliriz ve hepsi doğru oldu. 1, 2, 3 denizliyi işaretliyoruz arkadaşlar. 16. soruda özdeş kaplarda iç işte tacimde su ve zeytinyağı bulunmaktadır. Bir ucu U borsuna bağlı hortumun diğer ucundaki hunilerin ağzına balon bağlanmıştır. Huniler sıvıların içinde aynı derinliklere batırılıp U, borsu, U borularındaki sıvı seviyeleri arasındaki farklar ölçülüyor. Ölçülsün bakalım. Huniler kaplara daldırılırken H derinliğine ininceye kadar U borularındaki seviye farkının arttı. Burası önemli arkadaşlar. H derinliğine ininceye kadar seviye farkı artıyormuş. Demek ki arkadaşlar şu yolculuklar sırasında yani yüzeyden H derinliğine ininceye kadar şurada, burada sıvı seviyesi yükseliyorsa burada arkadaşlar sıvının derinliğine bağlı olarak basıncının arttığını yorumunu yapabiliriz. H derinliğine ulaştığında birinci düzenekteki yüksekliğin daha fazla olduğu gözlemleniyor. Burada arkadaşlar kapların birinde su, diğerinde zeytinyağı var. Burada birincideki yüksekliğin daha fazla olması da arkadaşlar bunların yoğunluk farkından kaynaklanıyor olabilir. Demek ki burada suyun yoğunluğunun daha fazla olmasından dolayı arkadaşlar suyun basıncının da daha fazla olduğu yorumunu yapabiliriz. Ki burada A'nın B'den daha büyük olması da bunu doğruluyor arkadaşlar. Şimdi buna göre deney sonuçlarına bakılarak 1, 2, 3 çıkarımlardan hangilerine ulaşılabilir? Bakalım teker teker. Bir de demiş ki sıvıların basıncı sıvıların cinsine bağlıdır. Evet arkadaşlar AB farkına baktığımız zaman bunu anlayabiliyoruz. Suyun yoğunluğunun fazla olmasından dolayı basıncı da fazladır. O yüzden bu ifade doğrudur. 2'ye geldiğimiz zaman sıvının derinliklerine inildikçe sıvı basıncı artar. Daha demin arkadaşlar şurada çizdiğimiz cümleden yani orada H derinliğine ininceye kadar ile başlayan kısımdan sıvının basıncının arttığını zaten söylemiştik. O yüzden bu ifade de doğrudur. 3'e geldiğimiz zaman sıvılar üzerine etki eden basıncı iletir. Evet arkadaşlar burada şuradaki balona etki eden basınç Buradaki borudaki sıvının yükselmesine yol açmış. O yüzden basıncı iletir ifadesi de doğrudur. 1, 2, 3 tamamı doğru olan Denizli sorumuzun doğru cevabı oluyor. 17. Adaptasyon bir çadırın bulunduğu ortamda beslenme, barınma, yaşama ve üreme şansını artıran fiziksel yapılar ve davranışlardır bilgisi verilmiş. Çok eski zamanlarda bir bölgede kısa ve uzun boylu zürafalar bir arada yaşamaktaydı. Kısa ve uzun boylu zürafalar boylarının yettiği yere kadar olan ağaçların yapraklarıyla beslenmişlerdir. Daha sonra uzun boylu zürafalar biraz yüksekteki yaprakları yemeye başlamış ancak kısa boylu zürafalar boyları bu yapraklara ulaşmaya yetmediği için onlar yiyememiştir. Bir süre sonra besin sıkıntısı yaşayan kısa boylu zürafaların sayısı azalırken orta ve uzun boylu zürafaların bu ortamdaki sayıları artmıştır. Arkadaşlar burada neyi anlatmış? Doğal seçilimi anlatmış. Doğal seçilim diyelim. Ve arkadaşlar bu doğal seçilim nerede öldüğünde olmuş arkadaşlar? Adaptasyonla olmuş. Yani ortama adapte olabilenler, ortama uyum sağlayabilenler, ortamda avantajı yakalayabilenler arkadaşlar yaşamaya devam etmişler. Ee, diğerleri ise arkadaşlar ne olmuş? Seçilip elenmişler diyoruz arkadaşlar. Buna göre 1-2-3 ifadelerinden hangileri doğrudur? Bir de besin sıkıntısı yaşanılan bu ortamda zürafalar arasındaki varyasyonlar yaşam mücadelesindeki sonuçlarda etkili olmuştur. Evet burada kısa boylu ve uzun boylu olmaları bir varyasyondur. Ve arkadaşlar bu varyasyon ne yapmıştır? Doğal seçilimi doğurmuştur. O yüzden bu ifade doğru diyebiliriz. 2'ye geldiğimiz zaman besin faktörü sebebiyle kısa boylu zürafaların bu ortamda sayılarının azalması yapay seçilim örneğidir. Arkadaşlar yapay seçilim insan eliyle bir seçilimdir. Burada doğal ortamında kendiliğinden gerçekleşen bir seçilim var. O yüzden bu yapay seçilim değil doğal seçilimdir. O yüzden bu ifade yanlıştır. 3'e geldiğimiz zaman orta ve uzun boylu zürafaların sahip olduğu özellikler kalıtsaldır ve yavrularına aktarılır. Adaptasyonlar kalıtsaldır arkadaşlar. O yüzden bu ifadeye doğru diyor. 1 ve 3'ü seçiyoruz. Bir ve 3 Ceyhan'da var işaretliyoruz. 18. soruya geldiğimizde hücre bölünmesinden önce DNA kendine eşleyerek sayısını iki katına çıkarır demiş. Aşağıda bir DNA'nın eşlenmesi modellenmiştir. Eşlenme sırasında gerçekleşen aşamalar K, L ve M ile belirtilmiştir. Buna göre 1-2-3 ifadelerinden hangileri doğrudur? Bakalım teker teker. K ile gösterilen aşamada nükleotitler arasındaki bağlar kopar ve karşılıklı zincirler bir fermuar gibi ayrılır. Bakıyoruz arkadaşlar K şekline. Evet orada zincirler birbirinden bir fermuar gibi ayrıldığı aşamayı göstermiş. O yüzden bu cümleye doğru diyebiliriz. 2'ye geldiğimiz zaman L ile gösterilen aşamada ayrılan zincirlerin karşısına yeni zincirler oluşturmaya başlar. 2'ye baktığımız zaman orada yeni bir zincirin oluştuğunu görüyoruz arkadaşlar. Hemen L için bu ifadeyi de doğru diyebiliriz. Yani ikinci cümlemiz de doğru oldu. Üçüncüye bakalım. M ile gösterilen aşamadaki nükleotitlerin karşısına eklenen yeni nükleotitler çekirdekte hazır olarak gelir arkadaşlar. Hayır arkadaşlar bu ifade doğru değildir. Çünkü nükleotitler sitoplazmada üretiliyordu. Daha sonra çekirdeğe kabul ediliyordu. İhtiyaç kadar çekirdeğe giriyorlardı arkadaşlar. O yüzden çekirdekten hazır olarak gelir kısmı yanlış olduğu için bunu kabul edemeyiz. 1 ve 2 sorumuzun doğru cevabı oluyor. Bursa'yı şartlıyoruz. 19. soruda bir araştırmacı elinde bulunan iki bezeliği çaprazlıyor. Kalsal bir karakter bakımından çaprazlama sonucunda oluşabilecek genotip ve fenotip oranlarını aşağıda yer alan grafikteki gibi belirtiyor. Verilen bilgilere göre ifadelerden hangileri doğru demiş bize arkadaşlar. Hemen şuradaki grafiklerimizi bir inceleyelim. Burada arkadaşlar fenotip oranlarına bakacak olursak %50'si çekinik, %50'si baskın olmuş. Çekinik üzerinde arkadaşlar çekinin zaten homozikot olduğunu biliyorsam çekinik için küçük a küçük a yazabilirim arkadaşlar. Baskın için ise arkadaşlar bir tane büyük a yazabilirim. Şimdi genotip oranlarına bakacak olursam %50'si safmış. Demek ki arkadaşlar saf olanlar çekinik olanlar olabilir. Geri arkadaşlar melez kalıyor. Demek ki diğer yavru da neymiş arkadaşlar? Melezmiş. Baskın olan da melez baskın olduğunu yorumunu yapabiliriz. Çünkü melez çekinik diye bir ifade zaten yoktu. Bu bireylerin arkadaşlar atalarını inceleyecek olursak %50 oranında bunlar ortaya çıkıyorsa demek ki diğer arkadaşlar da şu şekilde olması lazım. Bu çaprazlamayı doğurabilecek anne ve baba diyebileceğimiz, ata diyebileceğimiz bir üst nesilde ne olması lazım arkadaşlar? Büyük A, küçük A çarpı küçük k küçük k olması lazım. Bunlardan arkadaşlar aşağıdaki e, çaprazlama sonuçları doğar. Şimdi atalarımızı biliyoruz. E, onlardan meydana gelen yavru döllüyü biliyoruz. Buna göre cümlelerimize bakalım. Bir de çaprazlanan ana bezeller bu karakter bakımından farklı fenotiplere sahiptir demiş. Bakalım farklı fenotipleri var mı? var arkadaşlar. Bir tanesi büyük A'nın özelliğini gösteriyor. Diğeri çekinik karakteri gösteriyor. Atıyorum biri uzun dersem diğeri kısa. Biri sarı dersem diğeri yeşil arkadaşlar. O yüzden farklı fenotipleri vardır. Buna doğru diyebiliriz. Çaprazlama sonucu oluşan bezelerin 1 bölü 4'ü bu karakteri bakımından saf döl, çekinik, 1 bölü 4'ü saf döl, baskın, 1 bölü ikisi melez dölgen Bunun olması için arkadaşlar anne baba diyebileceğimiz ana, ata döllerinin arkadaşlar ana döllerinin olması lazım. Büyük A küçük A çarpı büyük A küçük A olması lazım. Fakat biz öyle mi bulduk? Hayır arkadaşlar biz farklı bulduk. O yüzden bu doğru değildir. 3'e baktığımız zaman bu karakter bakımından çaprazlama sonucu oluşabilecek genotip çeşitleri ana bezelilik ile aynıdır. Evet arkadaşlar yine çeşitlerimiz üst grup ile aynı oluyor. Yine şuradaki çeşitlerimize bakacak olursak. O yüzden bu ifadeyi de doğru diyebiliriz. 1 ve 3 doğru oldu. 1 ve 3 de C seçeneğinde var. 20. sorumuzda düzgün ve buruşuk doğumlu iki bezeli çaprazlanmasıyla birinci kuşakta oluşan dört tane bezelinin fenotipleri aşağıda verilmiş denilmiş bize. Birinci kuşaktan rastgele seçilen iki bezeli çaprazlanarak ikinci kuşak oluşturuluyor. Buna göre ikinci kuşakta oluşabilecek durumlar için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır denilmiş. Öncelikle arkadaşlar biz elimizdeki bezelerin gen tiplerini bir bulmaya çalışalım. Düzgün tohum geni buruşuk tohum genine baskınmış. O halde düzgüne büyük harf burçluğa küçük harf veriyorum. O arkadaşlar buruşuklar çekinik oldukları için onlara direkt küçük k küçük a yazıyorum. Her üçünü de yazalım. Düzgün olanlar ise birer tane büyük harf yazıyorum arkadaşlar. Baskın özellikleri taşıdıkları için. Peki yanlarındaki harfleri tahmin edebilir miyim? Arkadaşlar şu canlı yavruların hepsine küçük ay olacak. O yüzden bu bireylerde e, yanlarında küçük ay olduklarını, bunların melez olduklarını söyleyebilirim. Şu bireyler ise arkadaşlar özelliklerini hem anne hem baba diyebileceğimiz ata bireylerinden alacak. O yüzden ata bireylerin her küçük ağa olmasından dolayı bu bireyin de melez olacağını söyleyebiliriz. Şimdi bu kuşaktakileri bulduğumuza göre İkinci kuşakta arkadaşlar çaprazlamalar yap demiş bize. Yani hangi çaprazlama yapabiliriz? Şu x'in çaprazlayabiliriz. Yani büyük a çarpı küçük a, büyük a küçük a çarpı büyük a küçük a ihtimalimiz var. Başka hangi çaprazlama yapılabilir? Şu x çaprazlanabilir. Yani büyük a küçük a çarpı küçük a küçük a olabilir. Başka hangisi olabilir? Şu olabilir. Onu da bu tarafa yazayım arkadaşlar. Küçük a küçük a çarpı küçük a küçük a ihtimalimiz var. Buradaki arkadaşlar oranlarımızda yazılacak olursak biz şunların çaprazlamasının ne olduğunu biliyoruz. 1 bölü 4 oranında büyük A büyük A. 1 bölü 4 oranında küçük A küçük A. 2 bölü 4 oranında arkadaşlar büyük A küçük A karşımıza çıkıyor. Burayı çaprazlamasını yapacak olursak arkadaşlar 50 oranında yani 1 bölü 2 oranında. Büyük A küçük A. 1 bölü 2 oranında %50 oranında küçük A küçük A karşımıza çıkar. Sol çaprazlamamızda bakacak olursak arkadaşlar tamamı yani yüzde yüzde ne çıkar arkadaşlar küçük a küçük a çıkar. Şimdi yanlışı bulalım. A'ya baktığımız zaman ikinci kuşakta oluşacak bezelyelerin mutlaka buruşuk tohum fenotipi gözlenir. Arkadaşlar fenotip neydi dış görünüştü. Ee, baktığımız zaman şurada yüzde 25 olasılıkla, şurada yüzde 50 olasılıkla, şurada yüzde 100 olasılıkla buruşuk tohum fenotipi var. Fakat mutlaka demiş arkadaşlar. O yüzden bunu kabul edemeyiz. Çünkü arkadaşlar e, şayet çaprazlamamız buradaki gibi ise %75 oranında düz. Buradaki gibi ise şöyle ok içerisinde göstereyim arkadaşlar. Buradaki gibi ise %50 oranında düz çıkma olasılığı var. O yüzden bunu kabul edemiyoruz. Bursa'ya geldiğimiz zaman oluşacak bezelerin, oluşacak bezelerin saf döl e, genotipine sahip olma olasılığı vardır. Saf döl olma olasılığı arkadaşlar şurada Var. Burada var. Yine burada ve burada var. O yüzden arkadaşlar bu doğrudur. Çaprazlama için seçilen bezeller aynı genotip ve fenotipte olabilir. Aynı genotipte olanlar var mı arkadaşlar? Var. Şurada görüyoruz. Aynı genotipte olanlar var mı? Onu da arkadaşlar burada görüyoruz. O yüzden bu da doğrudur. Son seçeneğimize de bakalım. İkinci kuşaktaki bezeller için üç çeşit genotip İki çeşit fenotip olasılığı vardır. Arkadaşlar, e, genotip olasılıklarımız büyük A, büyük A. Başka ne var? Büyük A, küçük A. Başka ne var? Küçük A, küçük A. Başka da olasılığımız var mı? Yok. Kaç çeşit fenotip olasılığı var? Şunlar arkadaşlar, büyük A'nın özelliğini gösterecekler. Yani düz olacaklar. Şu arkadaşlar buruşuk olacak arkadaşlar. Yani iki çeşit fenotip olasılığı var. O yüzden bu da doğrudur. A'da da mutlaka dediği için kaybetti. A sorumuzun doğru cevabı oldu ve böylece sorularımızı tamamladık diyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazlası için beğenip abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.